Burada 365 gün emek veriyorsun, verdiğine karşı karşılık yok be evladım. Sabır ediyorsun, sabır ediyorsun, sabır ediyorsun. Ergelen bıraktın mı bu geleceğinin ileriki nesile ne bırakacaksın? Gözyaşları içerisinde anlattı yaşadıklarını. Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşan Elnur teyze. En büyük zenginlik sağlık. Hayvanın doğuyorsun, veteriner işin oluyor, yem işin oluyor, saman oluyor, ot oluyor. Bunlar hepsi para istiyor. Yetiştiremiyorum. Emeğimin karşılığını alamıyorum dedi. Hayvancılığı bırakma noktasına geldiğini, çaresizliğini anlatırken hıçkıra hıçkıra ağladı. Hayvan hayvan gibi yer kardeşim. Ona beslersen o seni bakar. Beslemekler de pahalı. Hayat şartlarında bu kadar yorulduğumuza karşı bunu mu hak ediyoruz? AKP iktidarının yanlış politikası günden güne artan maliyetler hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Özellikle de hayvanlar, süt üreticileri, yemi, samanı, elektriği, suyu derken maliyetler gün aşırı katlanarak yükseliyor. Değil, ay sonunu, gün sonunu bile zor getiriyorlar. Vallahi evladım, iki tarafa var ya günde 4 balya atıyorum, ot atıyorum. Dönüyorum arkadan yem atıyorum sabah akşam. Hayvanlara ne kadar bakarsan o kadar kuvvetli olur. Hayvanlara bakamazsan hayvanlar düşüyor be evladım. Kazanmak konusu çok zor. Battık yani. Battık. Bankalara borç veriyorsun, yemcilere borçlanıyorsun. Yani yemler 50 idi. 50 liralık yem 250 liraya falan çıktı. Yani elektrik, su, hayvanlar, veteriner masrafları, yani yem masrafları, yani her şey 5'e katladı. Elektrik azdı, elektrik vallahi ciğerimi yaktı. Ya birisini verene kadar öbürkü geldi. E burada çim, o da çim. Bu kesildi mi ben sağ makinesini neyle sağacağım kardeşim? He? Kimseye muhtaç yaşamayı istemem. Ama istediğim gibi hayat yürümüyor be kardeşim. Hayvancıların maliyetleri ise dudak uçuklatıyor. Elektriği, suyu, yemi, ilacı derken giderler dağ gibi büyüyor. Satılan ürünse bu maliyetlerin yarısı bile etmiyor. Yani bu yani, son gelen fatura. Geçen hafta çok bir şey almadım mesela. Çok bir yem almadık. 15 yem almadık. Yem 3170 lira para. Yem gelecek bu diye. Bir haftalık. Bir haftalık. Bir haftalık yem. Hayvanlar için 3169 lira tuttu ama siz bir haftada 2500 lira 2500 lira süt parası kazanıyorsunuz. Yani zarar. Zarar abi, bunun içinde ot yok. Veterinerlik hizmetleri yok. Saman yok, bakım yok, elektrik yok, su yok. Yani bunlar gözükmeyen. Bulunduğumuz çiftlikteki süt üreticisi toplam 25 inekten haftalık 500 litre süt üretip bunu satıyor ve haftalık 2,5 bin lira geliri oluyor. Hayvanların giderine bakacak olursak da sadece yem fiyatı haftalık 3 bin lirayı geçiyor. Diğer masraflar hesaplanmadı bile. 1 litre süt abi bizden şu an 5 TL'ye çıkıyor. Abi marketlerde 1 litre süt 10-15 lira. Ya arada 10 lira fark var yani. Arada 10 lira fark var. Abi bu fark aracının kazandığı para. Artan maliyetler karşısında elleri kolları bağlı kalan besiciler çareyi sermayeden harcayarak buldu. Ama nereye kadar? Ellerindeki hayvanları besleyebilmek için sürüden hayvan satmak zorunda kalıyorlar. Fazla değil. 6 ay önce toplam 45 tane inekten süt üretimi sağlıyorlardı. Ama artan maliyetler yüzünden hayvanlara yem alabilmek için ayda 2 ineği gözden çıkartıp oradan gelen parayla diğer maliyetleri karşılıyorlar. Çiftlikteki inek sayısı şu anda 25'e indi. Yani burada benim 50 baş hayvanım vardı. Şu an 25 baş hayvan bıraktım. Yani neden? Neden azalıyor hayvanlar? Su paraları çok geliyor. Elektrik paraları çok geliyor. Dönüyorsun abi, 2000 liraya haftalık beslediğin hayvanın şu an 6000 liraya besleyemiyorsun. Şimdi büyütelim derken abi bu sefer kazandığın para haftalık sütten 2000 TL. Haftalık alıyorsun yem 6000 TL. Yani orantısız bir denge değişikliği var. Şimdi bu sefer ne oluyor? Hayvanına bakmak için doğuran buzağını satıyorsun, ineğini satıyorsun, doğuracak düveni kesiyorsun.